Yürü hastaneye geleceğiz. Yürü. Bir dakika şöyle göreyim. Ha. Yürü. Ya niye fotoğraf çekiyorsun kadının abi? Çeksin delil olur ya. Tamam git sen bir hemen hastam denem. Oğlu komşu evet. Toplanıyorlar da. Ben de 6 gibi iniyorum her zaman. Evet. Saat 2 saat duruyorum ya da 2,5 saat duruyorum. Geri şey yapıyorum yukarı çıkıyorum. Bu sefer bir gün, o günde oğlum çok güzel eğlendi. İlk defa bu kadar güzel eğlendi diye ben biraz daha evet. durayım dedim. Ondan sonra hadi oğlum gidelim dedim. Yemek yedireyim sana dedim. Açtı da. Hı-hı. Ayağımı kaldırdım. O oturduğumuz bank var ya evet. şey gölgelikli olan yer. Evet. Köpeğe dedim ki adam geldi. Adam köpekler buradan arkadan dolanıyor. Ben dedim daha önce de söyledim size dedim. Bu köpekleri görünce diken evet. diken oluyorum. Anlattım olayı. Ben daha önce de bir köpek saldırısı daha yaşadım ben dedim. Evet. Zor kurtuldum dedim. Adam dedi ki abla bir şey olmaz dedi. Tam kalktım ayağımı şey yaparken ufak bir çukur evet. vardı yerde. Ayağıma takıldım. Düştüm. Adam tam karşımdaydı. 2 metre var ya da yok. Düştüm kaldırmaya mı kalktı yoksa şey mi? Adam köpekleri geldi. Kafamın sağ tarafından böyle saldırdı. Adam kafasının bacaklarının arasına kafamı aldı. Saklamaya çalıştı ama bu sefer de diğer sarı köpek. Bir baktım sarı köpek de geliyor. Diğer sol tarafımdan kafama yönelik. Saçım vardı. Saçımda büyük bir toka vardı. Tokayı çekiyor. Şöyle eğildim, sarı köpek burnumu böyle bir şey yaptı, bağırıyorum, nerede o koş. Burnunuzu kopartmış anladığım kadarıyla üstünden bir parça. Kopardı. Evet. Ağlıyorum, ağlayacağınız şey, akıntı oluyor. Akıntıda mikrof kapacak diye korkuyorum, rahat da hareket edemiyorum. Geçecek hepsi, geçecek. Biraz zor geçer çünkü. Plastik cerrahiye gittik, acile gittik. İşte çullanınca ne köpeğine ne şey diyor. Şikayetçi olduğumuz kendilerine. Hay köpeğine ne hayır diyor. Git köpeğine demiyor, bağırmıyor, yani komut vermiyor. Ne yapıyorsun diye bağırmıyor. Sessizce sağdan soldan tepki görmesin diye. Çünkü sürekli komşular onu defalarca, yemin ederim defalarca uyarıyorlar. Bu çocuklar içinde bu köpeklerin ne işi var? Bütün köpekler bir iki bina arkada isterseniz gidin bakın kocaman bir alan var. Kimse orada yok. Çocukların içine köpekleri sokuyorlar. Hı hı. 3-4 tane aile var. Hı hı. Kocaman kocaman köpeklerini getiriyorlar. Hı hı. Bunlar pitbull bizim hı hı. yaşadığım olay. Evet. İki pitbull, bir siyah, bir sarı. Evet. Köpeği de değiştirdiler mi sonra? Yavru. Ondan sonra siyah köpek duruyor. Daha ben kalktım, kafamı aşağıya eğdim. Kalktım baktım. Size saldıran köpek. Siyah köpek duruyor, sarı köpek yok. Sarı köpeği meydanda yok. Köpekleri götürmeyin dedim. Hani polis çağırdılar komşular sağ olsun ambulans çağırdı. Ambulans gelmiyor. Ondan sonra polis de gelmedi. Eşim dedi ben götüreyim dedi. Ambulans biraz geç gelecek galiba dedi. Biz, ambulans geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Covid'den dolayı da ambulans mı yok bilemiyorum. Ondan sonra polis de biz de hastaneye gidince gelmiş. Tabii geldi gibi de geri döndü boş. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Siz şikayetçi oldunuz. Cezalarını çekmesini istiyorsunuz. Dün şikayetçi oldum. Kadeh çok üzgünüm. Eşimi mahvetmiş hayvanlar. Yani bilmiyorum artık ne diyeceğim. Şaşırdım. Eşimi ben gördüm. Aşağı böyle burada oturuyordum zaten. Saçımı sesi geldi. Bir bağırış geldi. Ben apar topar atletle indim. Zaten sıcak atletle oturuyoruz. Aşağı indim. Eşimin her tarafı kan. Burnu parçalanmış. Böyle parça akmış. Elinde köpeği tutmuş. Yanında duruyor. Kardeşim abi, şey ne yaptınız? Var. Ne oldu dedim. Abi bir şey yok. Düştü dedi. Ya nasıl bir şey yok bu kadının haline? Abi ne var bunda demesin. Sinirlendim bir tane vurdum. Ama sinirlendim. Boğacağım aslında da. Elimden bir şey gelmiyor. Bir de bir şey yok diyor. Yüzsüzlüğe bak ya. Ya köpeğe nasıl oldu olay dedin. Ya diyor düştü de diyor. Ben diyor şöyle tuttum diyor. Eşim de diyor ki bacaklarının arasında beni tuttu diyor. Ya sen köpeğe müdahale edeceksin. Beni düşen eşimin. Sen tutmuşsun resmen ısıtırmışsın kadını. Sen köpek yaklaşıyorsa ya tekme vuracaksın. Ya hoş diyeceksin. Bir şey diyeceksin. Sen köpeğine seslenmemişsin. Kadını tutmuşsun resmen ısıtırmışsın be kardeşim. Çok geçmiş olsun abi. Böyle bir saçmalık var mı ya?